Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. Yaklaşık 1-1,5 ayın ardından yunus balıklarım sonunda ilk yumurtalarını ağzına aldı arkadaşlar. Bir gün böyle spordan döndüğümde iki tane balığım sağda solda kendilerini diğer balıklardan soyutlamışlar. Ben de yakından baktığımda dişilerin ağızları dolu olduğunu gördüm. Biraz inceledim ve kursaklarında arkadaşlar yumurtalar vardı. Ben de hemen bu anı videoya çekmiştim ben öncesinden ama hasta olduğum için şu an bile hala hastayım. Sesim biraz boğuk ve kalın geliyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Videoya başlamadan bu arada kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonra biraz baktıktan sonra yumurta olduğunu anladım ve videoyu çekmiştim ama ses çok kötü olduğundan dolayı o videoyu sildim ve tekrardan bu videoyu sizlerle birlikte çekiyorum. İki tane balığım yumurtlamıştı. İki tane dişinin ağzı doluydu. Ancak bu şekilde yem verirken genç olan balık, yani şu bu balık, şu arka taraftaki yumurtaları tükürdü arkadaşlar. Büyük ihtimalle balığın genç olmasından kaynaklı tecrübesizliğinden dolayı yeme karşı olan isteği yumurtaların tükürme olarak gösterdi ve yumurtaları tükürdü. Ve bunu gözümde gördüm. Bütün yumurtaları püskürttü ve atmış olduğum yemleri toplayarak yumurtalarla birlikte yedi. Buna üzüldüm ama herhangi bir şekilde müdahale etmedim. Zaten etmeye de vakit kalmadan yumurtaları hepsini yediler. Diğer dişim biraz daha diğer balığa göre tecrübeli bir dişi olduğunu düşünüyorum. Şu an yaklaşık bir haftayı doldurduk. Bir haftadır ağzında yumurtalarla birlikte balığım bekliyor. Yeni bir kuluçka makinesi sipariş verdim. Yarın akşama doğru bir aksilik olmazsa eğer şuradaki balığım, bakın şu kayanın köşesindeki yunusu sizlerle birlikte bu bir anı video haline getirerek kusturacağım. Büyük ihtimalle yumurtalı bir şekilde ağzından çıkacağını düşünüyorum. Bir tane kuluçka makinesi aldım ve içine yumurtaları koyup gelişimlerini sizlerle birlikte şahit olarak yapmak istiyorum. Şu an ağzında yumurta olan yunusum bu. Kendini zaten diğer balıklara göre soyutladı ve rengini kararmış olarak görüyorsunuz. Bakalım kaç tane yavru olacak, kaç tane yumurta çıkacak ve bu yumurtaları çıkarabilecek miyim? Bunları bilmiyorum. Umarım bütün yumurtaları çıkarırım ve güzel bir şekilde bu yavruları büyütmek nasip olur. Şu an evdeyim. Sipariş gelmiş, yani kuluçka makinesi gelmiş. Yarın dediğim gibi akşama doğru balığı güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde kusturacağım. Çünkü balık kepçeye girer girmez yumurtaları tükürme olasılığı çok yüksek. Bundan kaynaklı büyük bir tane kepçe almam gerekiyor bugün ve balığımı kusturacağım. Bakalım, umarım sağ salim dişi balığımızı sağ salim kusturur ve yavruları sağ salim alırız. Yakın bir zamanda, yani bu yıl içinde hedefliyorum. 3 tane büyük boy akvaryum almayı düşünüyorum. Bunun için birazcık maliyet yüksek. Artan cam maliyeti ve piyasanın yükselişiyle birlikte 3 tane akvaryum çok fazla bir fiyat yapıyor. Eğer bana destekte bulunmak isterseniz abone ol butonun hemen yan tarafındaki katıl butonuna aktif ederek bana küçük de olsa bir yardım etmiş olursunuz. 40-50 TL gibi bir rakamla, yani cüzi bir rakamla bana yardım etmiş olursunuz. Çünkü şu anki fiyatıyla 3 tane akvaryum yaklaşık 20 bin lira gibi, en azından 20 bin lira gibi bir rakam tutacak. Ben şu andan itibaren para biriktirmeye başladım. Ama sizler de bu konuda
destek olmak isterseniz hemen katıl butonuna basarak bana destek olmuş olabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayan herkesi kanalımda paylaşacağım. Gerek isim olarak, gerek akvaryumunu, gerek beslediği canlıyı akvaryumda gösterip diğer abonelerime tanıtacağım. Hem de size de böyle destek olmuş olurum ben de. Şu an akvaryum var. Aklımda 3 tane akvaryum yapacağım. Bu yüzden dolayı güzel bir proje düşünüyorum. 3 tane 1,5 metrelik bir akvaryum çok güzel olacaktır. Her katta atıyorum ilk katta canlı doğuranlar, ikinci katta ciklet, işte yunus, sarı prenses, en alt katta da özel tür lepistes ve özel tür vatozlar besleyip çok güzel görüntüler sizlere çıkaracağıma eminim. Büyük ihtimalle şu iki balık yumurtlayacak. Dişi balığın karnı şiş, erkek de kuru yapıyor. Bakın az önce gördünüz zaten. Renkleri ne kadar koyulaştı, ne kadar kendilerini kuru yaparak göstermeye çalışıyor. Yakın bir zamanda ondan da yumurta alacağımı düşünüyorum. Ağzında yumurta olan dişi hemen şu alttaki, sol taraftaki dişi. Yani yunuslar çalışmaya başladı. Bunlar şu an, bakın erkek nasıl kur yapıyor. Sonra yavruları eğer çıkarabilirsek yumurtadan kendi el yapımı bir yavruluk yapacağım. Yavruluk yapımı da sizlere göstereceğim. Piyasadan hiç gerek yok arkadaşlar. Çok fazla fiyatlara yavruluk almaya hiç gerek yok. Bakın yumurta olan dişi en sağdaki rengini nasıl koyulaştırmış. Diğer balıklar da burada. Bakalım hayırlısı. Bunlardan çok güzel yavrular alacağımı eminim. Üretime başladık. Eğer bakalım yavruları da çıkarırsak güzel güzel yavrularımız, yunus yavrularımız olacak. Önemli olan balıktan yavru almak değil, yavruları büyütebilmekte. İnşallah çiftleşme burada gerçekleştirmezler. Bu arada canlı canlı inşallah yumurtlamıyorlardır. Çünkü erkek olağan dışı bir kuru yapıyor. Bu anı sizlere gösteriyorum bakalım. Yani dişi yumurtlamıyor ama erkek sanki yumurtaları döllüyor gibi. Çünkü orası çok tehlikeli bir yer. Yumurtlasa bile yumurtalar oradan düşecektir ve küpün arasında kalacaktır. Bu yüzden kaynaklı onları oradan ben bir kovayım. Büyük ihtimalle dişi yumurtlayacak. Yani rastgele video çekeyim derken yunusların yumurtlama anına denk geldik. Yok böyle bir şey. Büyük ihtimalle dediğim gibi bu iki balık yumurtlayacak. Yani şu an rastgele oluyor arkadaşlar. Bunu buradan kovmam gerekiyor. Çünkü burası yumurtlama alanı için çok olanaksız bir yer. Yumurtlasa bile yavrular, yani yumurtalar küpün arasına kaçacaktır ve yumurtalar telef olacaktır. İyi ki orada üretim başlamadı. Diğer yunuslar burada. Bakalım bunlar yumurtlamaz inşallah burada. Çünkü az önce sakin rahat bıraksaydım orada yumurtlayacaklardı ki büyük ihtimalle orada yumurtlayacaklar. Umarım orada çiftleşmezler. Çünkü orası dediğim gibi çok güzel bir yer değil. Yumurtaların büyük çoğunluğu orada telef olacaktır. Vatozlarım da bu şekilde. Şu an yumurta verenler yok. Şu an dinlenmeye çektiler kendilerini. Bol sayıda cüce vatozlarım var. Bunlar sorun değil. İlerleyen aylarda yeni akvaryum yaptığım zaman çok daha güzel olacaklar. Şu an damızlık ve damızlık altı olarak balıklarım bu şekilde. Ya gerçekten rastgele bir video çekeyim dedim. Yunusların çiftleşme anına denk geldim. Şans eseri gerçekten. Neyse arkadaşlar, durum bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.
sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.